kaplan farkıyla yine bizim en çok sevdiğimiz ablalarımızdan birisinin yanına geldik. Benim teşekkür ederim. Biz sizi her yerde kovalıyoruz. Nedir bilmem. İyi yapıyorsunuz. Satıyorum bir şeyler. Tamam, müşteri var galiba, ben kaçıyorum, sonra arayacağım. Sizin. Sağlık. Hayırlı işleriniz olsun efendim. İnşallah daha iyi olacak. Divan Doğusu Festival ne kadar güzel oldu. Evet, gerçekten keşke olsa. Hepimizin isteği ve amacı. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin. Dört katlı. Salı günleri oradasınız. Yani bu bebeklere, bu kıyafetlere, evet. Her yer, yani salı günleri salı oradasınız. 650'den 3 liraya bıraktık. Ooo, bayağı uygun. Evet. Peki salı günü gelseler şimdi izleyecekler akşama. Salı günü siz de herhalde pazardasınız, doğru mu? Oraya geldiklerinde yine aynı fiyat geçerli olacak mı? Geçerli. Çünkü sezon bitiyor artık. Sezondan dolayı. Hı-hı. Peki orada satışlar nasıl? Güzel, ben satıyorum. Çok şükür. Peki ablacığım, çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Nasıl gidiyor o satışlar? Valla satışlar daha burada başladı. Salı günü de orada da iş yok. Pazarımızda yani satış yapalım. Bir umutla devam ediyoruz. Sonuçta orası çok soğuk oluyor. Peki bir şeyler yapılmadı mı en son? Ben bir şey yapılmadı. Hasta oluyoruz. Evet. Hasta oluyoruz. Bir imkan olsaydı daha iyi olur. Yetkililer gözleriniz el emeği göz nuru pazarımıza, salı pazarımıza mutlaka çeksinler istiyoruz. Bak. Oo, çok güzel ya. Çok sevindim. İsim alabilir miyiz ablacığım? Behtiye. Behtiye abla. Bak. Behtiye ablanın el emeği göz nuru, bakar mısınız? Hazır değil. Evet, hepsi kendisini yapıyormuş bunları. Evet. Salı pazarında da oluyorsunuz, evet, sanırım. Salı pazarında da. Peki numaralar falan var mı? Hani gelsinler sizi orada da bulsunlar diye. Tabii 9 numaradayız biz. Evet. 9 numarada takı, spandı ablamın. Bu giz, elbiseler ve örgüler de aynı şekilde annemin. Harika ya. Çok güzel ya. Çok teşekkür ederiz. Bekleriz. Herkesi bekleriz. Evet, salı gününe bekleriz. Ama bakın ya, çok önemli. Çok güzel. Hemen şöyle gösteriyoruz. Hocam teşekkür ederiz ya, gerçekten. Çok güzel ürünler var. Özellikle şu ayılı hırkalara bayıldım. Özellikle hani bana soruyordunuz ya, Ebru, çocuklarımız için çeşitli hırkalar. Küçük olanlar da var burada çeşit olarak. Evet, göre. O hepsi kendilerinin. El emeği göz nuru, gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür geçen seneye göre, yani malum ekonomik durumlardan sebep, her sene biraz daha kötüye gidiyor. Hı hı. Umuyoruz ki inşallah seneye daha iyi olacak. İnşallah. Bir de sezona geç başladık biz. Hı hı. Sahilde de açıyorduk ama bu sene biraz daha geç verildi bize. Hı. Sahil Temmuz ortasına doğru verildi. Hı. Bu sezonu çok iyi değerlendiremedik. Yaz döneminde sahil veriliyor. Hı hı. Geçen sene deprem anıtının oradaydık. Hı-hı. Bir sene donanma, yıkılan donanmanın oradaydık. Hı-hı. Ama tabii biz normalde diğer yıllarda Mayıs'tan itibaren açıyorduk. Bu sene seçimden sonra biraz daha süreç uzadı. Bize yer verilmesi biraz daha uzadı. Temmuz'un ortasına denk geldi. Eylül 15'te de kapattık. 1,5 aylık bir şey oldu. Yaz, kış, her salı oradayız. Tamam. Saat kaça kadar net olunuyor orada? Sabah 9-10 itibariyle akşam 6'ya kadar oradayız. Bekleriz, evet. Herkesi. Evet, duyurumuzu gördük. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür kolay ediyoruz. Gelsin. Hayırlı işler diliyoruz. Evet efendim, Ebru Kaplan Parkı'yla devam ediyoruz. Çok güzel takılar var. Böyle buralara doğru yavaş yavaş geliyoruz. Festival alanındayız. Kolay gelsin efendim. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Hocam diyeceğim, isim? Şefika Hanım. Nasıl gidiyor satışlar? Yani bu sezon çok memnun değiliz. Emeğimizin karşılığını alamadık. Evet. Burası 3 günlük, bakalım burada ne olacak bilmiyorum ama biz bu yıl yerli ve yabancı turist
yerler tahsis etmedi. Düzenlemeler maalesef bizlere bu sene yapılmadı. Emeğimizi karşılığını alamadık. Umarım bir sonraki sene çok daha güzel bir şekilde ürünlerimizi satarız. Zaten 3 ay, bütün bir sene 3 ay için çalışıyoruz. Ürünler kaldı elimizde gördüğünüz gibi. Hepsi el emeği. Yani bunlar özel boncuklar. İğneyle tek tek örüp dizaynı veriyoruz. Bu sene olmadı. Seneye kısmet inşallah. Salı pazarında varsınız diye biliyorum. Salı pazarında varız ama oranın da tanıtımı güzel olmadığı için maalesef orada da çok fazla şey yok. Yani yıllardır şeyde Yalova'da oturan Yalova'nın yerlisi bile bizim orada olduğumuzu bilmiyor. Yani gıda pazarını biliyorlar ama salı günü el emeği pazarı olduğu maalesef bilinmiyor. Yani bunun tanıtımının biraz daha fazla yapılması lazım. Yani yerli halk bile bilmezken gelen turist ya da ne bileyim hani ilimizi ziyarete gelen biri nasıl bilebilsin? Daha çok çaba bekliyoruz, daha çok yardım bekliyoruz sizlerden. Bizi güzel tanıtın ki biz de ürünlerimizi satabilelim. Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlardı. Çok sağ olun. Evet efendim, festivalimizde devam ediyoruz. Yakında böyle yavaş yavaş geze geze gidiyoruz. Herkese kolay gelsin diyoruz. Çünkü sonuçta el emeği göz nuru pazarları kolayına kurulmuyor. Yalova'da festivalden festivale koşabiliyorlar. Özellikle salı pazarının orada yoğun bir şekilde satışları var. Bu satışlarda da biliyorsunuz kış aylarında çok zor durumda oluyorlar. Yani bunlara dipnot olarak düşersek ve biz de tekrar bir takı reyonun önündeyiz diyebilir miyim acaba? Peki sizi tanıyabilir miyiz? Züleyha ben. Evet. Züleyha. Evet. Peki Züleyha Hanım, kaç seneden beri Yalova'dasınız? İlk önce size şöyle farklı soru. Evlendiğimden beri 22 sene. 22 sene. Evet. Oo, dile kolay. Peki takıcılığa ne zaman başladınız? Harika. 10 seneye yakın sanırım. Peki 10 seneye yakın diyorsunuz. Salı pazarında mısınız siz de? Evet. Orada görevliyim ben. Peki neler var, neler yapıyorsunuz? Peki satışlar nasıl salı pazarında? Dönem biraz durdu. Yani bazen çok güzel. Turistler biraz azaldı ya. Yani biraz. Peki salı günleri siz de orada olacaksınız. Sizi tanıtalım iyice ve oraya daha çok gelsinler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum size. Yani çok sağ olun. Evet, gördüğünüz gibi el emeği göz nuru gerçekten çeşit çeşit fiyatlarda, zaten üstünde biz normalde bunları söyleyemiyoruz sesli olarak ama siz hepsini görüyorsunuz. Bu fiyatlar değişmeyecek değil mi Ceyhan? Sabitmiş peki. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Yavaş yavaş tabii gezmeye devam ediyoruz. Festival 3 gün boyunca devam edecek. Herkese destek çıkmak amaçlı. Biz de mikrofonlarımızı onlara uzatıyoruz. Şikayetleriniz var mı diyoruz. Satışlarınız nasıl diyoruz. Ve herkes de tabii şu an alışveriş yapıyor. Alışverişte engel olmadan sorularımızı yöneltelim yavaş yavaş. Bir bayan olarak çantalara hayran kaldım. Kısacası tanıyabilir miyim? Filiz Hanım, salı pazarında var mısınız? Yok, ilk defa çiftlikte yaptık. İlk defa yapmadınız. İlk defa. El emeklerimiz. Çok güzel. Nasıl? Çok güzel. 3 gün boyunca buradasınız. 3 gün buradaymışız. Bundan sonra katılımda başlayacağız. Aha, çok güzel. Peki 3 gün boyunca buradasınız ve çantalar. Harika çantalar. Hepsi el emeğimiz, evet. Peki... fiyat aralıkları ne kadar? En azından bunları da söyleyelim ki bütçesine göre gelsinler. 350, 100, çok uygun. 150, uygun olsun. Arkadaşlarımız alma gücü olsun. Çok uygun. Zorlanmasınlar. Hem de el emeklerimiz değerlendirilsin. Yani, çünkü verip eve götürmektense iyidir. Evet, çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Ve sizi tanıyalım mı? İsmim Fatma Kars. Belli oluyor ama. Bir şey de diyemiyoruz. En lezzetli, aslında burası dipnot olarak düşersek en lezzetli yer Karadeniz bölgesi yemekleridir, öyle diyorum. Çünkü ben de bir yönüm Karadeniz'e bakıyor. Şimdi az önce dedik bir sürü yemekler var. Evet. Alırım ben.
Ondan sonra şimdi burada mesela vişneli değil vişneli, mi bu? Vişneli evet. Osmanlı saray mutfağından. Peki biber yağlı biber turşusu bu peynir dolgulu. Hı. Bu da çok güzel. Bunu burada öğrendim ama çok seviyorum. Bu aslında gördüğünüz değil. Değil değil. Mantı da değil. Tabii mantı yani Türkiye'nin mantısı. Karadeniz'de benzer. Yani biz çalışkan insanlar olduğumuz için her yöreden toplayıp yapabiliyoruz yani. Peki hocam, siz de sadece festival için mi katıldınız yoksa salı pazarında da var mı? Yok yok sadece festival için. Festival için. 3 gün buradasınız. Allah'ım. Tamam, 3 gün içerisinde bu tezgahı sakın es geçmeyin. Sonra dönüşte alayım. Ben şeker hastası olduğum için şimdi yiyemiyorum. Tek tek açmışım onu. Oo, çok güzel. Tek tek açmışım. Cevizli, fındıklı, tereyağlı, bol tereyağlı, baklava. Karadeniz balımız, Karadeniz çayımız, mısır unumuz, tereyağımız, koleti peynirimiz, muhlamalık. Evet, muhlamak için, muhlama için. Salçamız ev yapımı, güneşte kurutulmuş. Hem biber salçamız var. Oo, çok güzel. Güneşte kurutulmuş, kaskı yok. Tamamen doğal her şeyim. Normalde baklavanın kilosu 800'de, ben burada 600'de veriyorum kilosunu. 800'de vermiyorum, 600'de veriyorum. Bağ 500 lira. Çok güzel bir bağ. Bakalım. Şuna bakın. Şuna bakın. Yok zaten belli oluyor. Çayımız, en iyi çayımız. 75'ten veriyorum çayımı. Bir kaşıkta 10 bardak çay çıkar, öyle diyeyim. Öyle bir güzel çaydı. Misyonumuz zaten katkısız. Baharatlarımız öyle. Tereyağımız, peynirimiz muhlama yap. Burada keşke evet, evet, onu da zaten keşke. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Erzurum tereyağı. Erzurum. Hocam, ev yapımı çiğ köftemiz. Festival için mi buradasınız yoksa salı pazarında da var mısınız? Festival için. Festival için buradasınız. Evet. Elinize kollarınız sağlık olsun. Çok güzel. Bu iki reyonda mı sizin? Tek yok, burası mı? Burası bizim. Evet. Çok bak, güzel. Yeşil köfteler var. Yani 3 gün boyunca buradasınız. Sizi bulabilecekler mi? Aynen. Belki kalmaz gidersiniz ya. Bilmiyorum, devamı gelecek diyorlar o zaman. 3 gün boyunca biz de sizleri ziyaret etmeye tekrar geleceğiz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Bol kazançlarınız olsun efendim. Hocam çok güzel ürünleriniz var maşallah. Evet. Bol kazançlarınız olsun. Hem kendi ürünlerimiz de kendi yaptığımız şeyler. Kendi Malatya yöresine evet, ait. Evet, Malatya yöresine ait de her şeyi kendim yaptım. Hmm, yani, güzel. Peki bu nedir az önce düzme tatlı boya? Kayısı reçeli ve güneş, bir de güneşte hamış yapıyorum. Evet. Ayrıyeten burada gördüğünüz gibi gözleme de yapılıyor. Yani gelip de burada aç kalacaksınız diye bir şey yok. Yani burada çok rahat, her şekilde yiyebilirsiniz. Sonuçta biz kadınlardan üretiliyor. Evet, devam ediyoruz efendim. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Oo, valla ne bileyim ya, insanın burada diyet yapası hiç gelmiyor bu yüzden. Hocam, siz kısaca tanıyabilir miyiz? Ben Tülin Başkan. Böyle Instagram üzerinden Başkan Tülin Bey'i diye sayfam var. Orada da kadınlarla ilgili dahil oldum. Arada yapıyorum böyle. Çok evet. Festival için katıldınız. Aynen. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Bol kazançlar. Çok güzel. Acayip. Ah ah ah. Benim iştah falan böyle hepsi coştu. Diyetteyim ben ya. Bir dakika, hep kendimi bunu hatırlatmam lazım. İsminizi alabilir miyim? Müzeyyen ben. Müzeyyen Hanım. Evet. 3 günlük festival için katıldınız. Evet, doğru.
daha önce de katılmıştık. Evet. Birinci festivale. Evet. Orada Ferdi pilavı yapmıştık. Magnolia yapmıştık. O zaman daha iddialıydık. Bu sefer biraz geç hazırlanabildik ki bunlarla, ama yine yöresel bizde tereyağımız var. Siirt yöresine ait tap tap köftemiz var. Evet. Mercimek köftemiz var. Ablamın yapmış olduğu tokalar var. Melike Dikim Evi kendisi muzalist. Evleri kişiler dikiyor. Çok güzel. Instagram adresiniz falan var mı acaba? Evet. Müzeyyen Can Sanık. Evet. Oradan da alışveriş yapabiliyorlar. Şöyle göstereyim. Instagram adresi bu şekilde. Evet. Melike Dikiş Evi. Melike alttan tire dikiş evi. Oradan bakabilirler. Özel dikimler yapıyor. Tasarımlar yapıyor. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. İpek kozasından yapıyoruz. Kozalardan. Çiçeklerimiz. Taşlarımız hep İpek odasındandı. Sizin İpek odasından, anahtarlığımız İpek odasından. Kendi yetiştiriyoruz meyvelik odaları. Yetiştirdik. Bunları renklendiriyoruz. Çiçek haline getirip bu şekilde değerlendiriyoruz. Çok güzel. Ben Yücel Kaya. Oraya kurser olarak geçtim. Bir senedir İpek odası. Meryem Hanım görevli olduğu için ona rekabeten burada bulunuyorum. Oo, çok güzel. Peki 3 gün boyunca buradasınız. Evet. Ayrılmayacağım. Ayrılmayacağım. Tamam o zaman. Çok teşekkürler. Kolay Rica gelsin. Rica ederim. Kolay gelsin. Merhaba, kolay gelsin efendim. Hayırlı işler, bol kazançlarınız olsun. Örgüler var, evet, gördüğüm evet. Kadarıyla çok güzel el emeği gösteriyorum. Siz de tanıyabilirsiniz hocam. Benim salı pazarında çıkıyoruz biz. Evet, el emeğimiz var bizim. Önceden bu dükkanlardadık. Evet. Verdim. Devrettiniz. Devrettim. Salı günlere çıkıyorum. Evet. Evet, salı günleri el emeğimiz var. El emeğimiz. Sebze pazarının evet. Orada. Tamam o zaman ablamızı unutmuyoruz. Bakın çok sağ güzel örgüler var. Mutlaka ziyaret ediyoruz efendim. İnşallah. Ve 3 gün boyunca da festivalde evet, burada evet, olacaklar. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Merhaba, kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun herkesin. Kısaca tanıyabilir miyiz? Esra Ünal. Evde otururken bunlarla uğraştım. siz de salı pazarında var mısınız? Yok, ben orada yok. Siz festival için buradasınız. Evet, evet. 3 günlük buradayım. Peki, ne düşünüyorsunuz festival konusunda? Katma Değer çok güzel festival yapıyor. Geçen sene de yapılmıştı zaten. Geçen sene gelmedim. Ha. Yani geçen sene yoktum bu sene. İlk kez. İlk kez katılıyorum. Tamam o zaman. 3. günün sonunda görüşürüz o zaman. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Ben Yalova Halk Eğitim Öğretmeniyim aslında. El sanatlı bir öğretmeniyim. Bunlara hobi olarak evde kendim başladım. Önce evet. Hediyeler yaparak başladım. İlk defa Aronya Festivali'ne katıldım. Hoşuma gitti. Evet. Şimdi buradayım. Peki hocam, gün boyunca geçen sene katılmış mıydınız? Katılmamış. İlk defa katıldım. İlk defa evet. Katılıyorsunuz. O zaman 3. günün sonunda sizinle tekrar görüşeceğiz üçüncü ama... 3. güne ürünüm kalırsa ya. İnşallah kalmayacak diyorum. Hiç kalacağını düşünmüyorum inşallah, ama. İnşallah. Hocam ayrıyetten de kısa bir röportaj sözü alabiliriz sizden diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim teşekkür Ebru Kaplan farkıyla. Sağ olun. Merhaba, kolay gelsin. Olun, hayırlı işler. Ederim. Irak. Teşekkür ederim. Evet, Irak. tamam. Bu güzel. Aslında ben piyano eğitmeniyim hem de zumba eğitmeniyim. Oo. Başka resim yapıyorum. Kına ve kupalar üzerinde resim yapıyorum. Çok güzel. Hem de Irak'tan bir yemek getirdim. Evet, evet. Yani sonuçta ben diyette olmasaydım bunların hepsinden bayağı bir... Sanat seviyorum, çok seviyorum. sizin ilk katılış mı? Yok, üçüncü. Üç. Aha. İki. Üçüncü. Yani önceden... Yemek, uluslararası yemeğe katıldınız. Ondan önce... Festival kadınlar... ikinci oluyor ama. Ha, evet. Evet, festival ikinci. Doğru. Ondan önce de yemeğe katılmışsınız. Instagram adresinizi bir gösterebilir miyiz? Siz de takip etsinler. Evet, olur. Evet, takipçilerimiz direktman Instagram adresinden takip edebiliyorsunuz. Ayrıyeten Arap kahvesi falan ben İstanbul'da denemiştim. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Çok sağ olun. Evet. Doğa Art 7. Tamam. Kesinlikle takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. 6 milyon sizlerleyiz. Çok... Mısır. Oo. Evet, Mısır'dan çok güzel yiyecekler var.
Kurabiye, hurma var. Hurmalı kurabiye. Evet, kurabiye, parmak var. Bu ayrı, hamur ayrı. Evet. Sinabon. Sinabon. Evet. Poğaça. Evet. Bir kilo koyalım. Aa, çok güzel diyorlar yani kesinlikle. 3 gün boyunca buradasınız, festival için geldiniz. Tek bugün. Tek bugünlük evet, buradasınız. Evet. Allah kolaylık versin. Emin olun bitecek. Hiçbir tane kalmayacak. Çok teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Hayırlı işleriniz olsun. Bol kazançlar diliyorum. Evet, sadece festival için mi katıldınız? Önceki sene katılmış mıydınız? İlk defa katılıyorsunuz. Salı pazarında var mısınız? Pazarda yoksunuz. Peki kısaca öğrenelim. Neler var? Şurada kırmızı bir şeyler görüyorum ben. Kantaron yağı. Evet. Güneşli bırakılarak eğer dışı kullanacaksak ağrıları, yaraları falan güneşli. Eğer dışı kullanacaksan gölgede yapıyorsun. Uzmanından öğrenmek daha güzel evet, olduğu için kantoron yağı ne işe yarıyor bilmiyorum. Çok güzel. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. 3 günde hepsi kalmadı inşallah. Çok teşekkürler. Bu ilk katılışınız mı festivale? Evet, ilk defa katılıyorum. Geçen sene katılmadınız mı? Katılamadım. Evet. Evet, peki neler var, ne ürünler var? 3 gün boyunca biz neler gördük? Keçeden çocuklar için magnetler var. Evet. Sulu boya çalışmalarım var. Yağlı boya çalışmalarım var. Tuzladan evet. Çiçekler var. Kaç tane de yiyecek hazırladım. Evet. Çocuklarınızı getirmeyi unutma. Bakın çocuklar bu yiyeceklere bayılacaklar. Benden söylemesi. Çocuğum var oradan biliyorum. Teşekkür ederim. Kolay gelsin diyorum. Kolay gelsin efendim. Hayırlı işler, bol kazançlar. Sağ ol, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, siz sormalı. Kolay gelsin, ben iyiyim. Bunları el yapım, kendim yapıyorum. Kendiniz yapıyorsunuz. Geçen sene katılmış mıydınız? Evet, katılmıştım. Katılıyorum. Hep katılıyorsunuz. Evet. Kadfeder'in yönetiminden sayın ablamız diyelim. Gerçekten burada çok önemli bir etkinlik var. Evet. 3 gün boyunca da devam edecek. Aynen. Sonra herkesi bekliyoruz buraya. 3 gün içerisinde herkes buraya gelsin. Evet, gelsinler. Evet. Koşa koşa gelsinler. Koşa koşa gelsinler. 3 gün çok güzel bir festival var. Çaylar var. Kahve var mı? Kahve yok herhalde. Taze taze demleniyormuş. Evet. Ebru Kaplan farkıyla devam ediyoruz. 3 gün boyunca da biz burada olacağız. Hepinize tekrar tekrar burada festivalin 3 gün boyunca neler yapıldığını göstereceğiz. El emeği göz nuru burada efendim. Kadınlarımız burada. Size şöyle hafiften tekrardan bir gösteri yapayım. Bu şekilde göreceksiniz. Şu alanda küçük amfi dediğimiz alanda oluyorlar kendileri. Mutlaka gelin. Kadınlarımızdan istediğiniz gibi her şeyi rahatça alabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Evet, kolay gelsin gerçekten. Bugün Uluslararası Kadının Gücü El Emeği Festivalimizin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Güzel dans gösterileriyle, güzel bir açılışla festivalimizi açtık. Evet. Burada bugün çeşitli ülkelerden kadınlarımız var. Yalova'da yaşayan kadınlarımız var. Onlarla birlikte güzel el emeğini değerlendirme festivali gerçekleştiriyoruz. Bunun içerisinde yiyecek de var, el işleri de var, dikiş nakış da var. Hepsini kapsıyor. Biliyorsunuz biz yıllardır amacımız kadının el emeğinin değerlendirilmesi konusunda bir şeyler yapabilmek. Evde oturan kadınlarımız çoğunlukla burada. Onlar evde ürettiklerini pazarlayacak bir yer arıyorlar. O nedenle biz de böyle 3 günde olsa bir katkı sunmak adına onlarla bir aradayız. Çok güzel gidiyor şu anda. Satışlar da güzel. Hanımlar da memnun. Herkese, emeği olan, katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Onlar sürpriz tadı kaçmasın.
Onlar geliyor bayağı güzel bir projeyle. Yine bomba gibi ortada olacağız inşallah. Ama öncelikle festivalimizi bir yüzümüzün akıyla bitirelim. Şunu da şurada belirtmek istiyorum. Bu festivalin tarihi tam 3 ay önce tespit edilmiş bir tarih. Alelacele tespit edilmiş bir tarih değildir. Aslında biz bunu Kültürler Buluşması programı kapsamında Turizm Haftası'nda yapacaktık. O nedenle orada ortak bir proje yapmamız sebebiyle bu tarihe erteledik, öteledik yani. Hanımlarımız 3 aydır bu festivali bekliyor. Hazırlıklarını yaptılar, masraf yaptılar, takılarını yaptılar. Tam 3 aydır bu günü bekliyorduk. Evet, vallahi bugün çok güzel bir açılış oldu. Kıymetli protokol buradaydı. Hepsine de ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet, adaylığım var. Ama bu festivalin adaylığımla ilgili hiçbir alakası yok. Kent Konseyi seçiminin tarihini dahi bilmiyorduk. Biz bu tarihi tespit ettiğimizde bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Hani kimse bir yerlere çekmeye çalışmasın. Bu 3 ay öncesinden tespit edilmiş bir tarih. Benim öyle küçük oyunlarla falan işim yok. Biz yapmışız yapacağımızı yıllardır. Yaptıklarımızla gündemdeyiz. Bundan sonrası için de inşallah yapacaklarımızla yine gündemde olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun.